Bizler çalgı çalan insanlarız. Başka gelirimiz yok. Halkımız ununu buğdayını harmanını kaldırır. Çoluk çocuklarına düğün ederler. Biz de gider o bir iki ay düğünlerini çalırız. Ama yıl 12 ay yetmezdi bu. Mecbur evde bizde çoluk çocuk var tabii. Bir paket çayın borcu için bakkalın önünden geçemez durumdaydık. Ya dedim ya işte aşiretlerin de yeri daraldı. Ankara'ya gider yolun dediler. Efendim başka çare kalmadı. Nasılsa dedim öyle. Benim bir küçük sazım vardı. Aldım sazımı. Aldım Kırşehir'den Ankara'ya otobüs o zaman 2,5 liraydı. 2,5 lira kadar da bir para biriktirdim. Bindim otobüse geldim Ankara'ya. Ankara'dan hayır yani memleketinden çıkan İstanbul'u anını alır derler ya. Ben de onun gibi düşündüm işte. Ankara'ya geldim otobüs durağından indim. Orada acık şöyle boyu bana benzer bir çığırtkan vardı. Dedim ki ben dedim İstanbul'a gideceğim param yok dedim. Hadi İstanbul'a geldim. İstanbul'un oradan gemiyle Sirkeci'ye geçiyormuş. O zaman bilmiyordum. Otobüs geçti. Ben sazım var işte o zaman da üstümde de bir elbisem var işte. Baktılar ki bu elbisenin bu sazın sahibi herhalde parasız olmaz diye düşünmediler. Ben sabahleyin vardıydı. Otele münasip bir otele vardım. Bir oda istedim ve yazdılar. Sazımı oraya çıkarttım. Hemen iş aramaya başladım. Akşamüstü gelirken baktım ki cama şen çalar plak diye yazmışlar. Başka umudum da kalmadı. Bir dedim her oraya gideyim dedim. Geldim yattım sabah erkenden. Aldım sazımı. Doğu İşhan'ın içindeki bildiğimiz gibi işte oraya vardım. Kapıdan girdim. Onlar da eskiden 3 plak gramfon işte Odeon sahibinin sesi. Bir de Columbia vardı herhalde. Efendim. Onlar da o plak okuyanlara çalgı çalanlarmış. Kadir Şençalar, İsmail Şençalar gel. Efendim onlar da ilk plak yapmışlar. O da Behiye Aksoy'un ilk plağını dinliyorlar. Şimdiki bildiğim kadarınca. Bir yandan plağı dinliyorlar, bir yandan onun bastırılmış plaklarını taşıyorlar. Ben orada ayaktayım. Ne için geldiniz dedi. Efendim saz çalarım dedim. Çal dinleyeyim dedi. Onlar gene işini görüyor, plağı durdurdular. Babam rahmetliğin neden garip garip ötersin bülbül diye bir bozlağını efendim çaldım. Çalınca bana şöyle bir kağıt getirdiler, tek kağıt. Dedi ki bize plak okuyacağın için dedi burayı imzalayacaksın dedi İsmail Şençalar. İmzaladım. Neyse oturuyorum bir de baktım Kadir Şençalar şimdiki bildiğime göre geldi. Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın Kadir Şençalar. Geldi İsmail Şençalar dedi ki abi dedi bu çocuğa dedi mukavele imzalattım dedi. Deyince Kadir Şençalar bana baktı. Bu çalar dedi. İsmail Şençalar dedi ki bize çaldığın dedi o garip bülbülü çal dedi. Bir hava çaldım zaten. Ben garip bülbülü çalınca Kadir Şençalar ağladı. Hemen türkü biter bitmez yanıma geldi. Dedi ki evladım nereden gelip nereye gidiyorsun? Nerelisin? Necisin? Nerede yatıp nerede kalkıyorsun? Aç mısın susuz musun dedi bana Kadir Şençalar. İsmail Şençalar da Kadir Şençalar'ın kardeşi. Aha o demedi de aç mısın susuz musun diye Kadir Şençalar dedi. Nur içinde yatsın. Dedim anlattım gayrı. Hemen elimden tuttu benim. Beni aldı Beyoğlu'na. Beyoğlu saza götürdü. Ben bilmiyorum ama götürdü. Öğlenin o Beyoğlu sazın müdürü garsonlarına temizlik yaptırıyormuş. İşte öğlen sıraları. Kadir Bey siz buralara gelir miydiniz dedi. Dedi ki size bir garip getirdim dedi. Bana dedi ki Kadir Şençalar garip dedi. Çık sahneye bana garip bülbülü söyle. Neden garip, garip ötersin bülbül?
yoksa sen de baktın. Karalı mısın? Durmaz feryat edip coşarsın bülbül. Sen de benim gibi yaralı mısın? Efendim, bu söylediğim hava babamın bozlağıdır. Kendisi zaten garip gönüllü bir insandı. Bir de tabii benim ilk plağım olarak rahmetli Kadri Şençalar da size bir garip geldi. İşte garip çık garip bülbülü söyle. Efendim, o da benim hoşuma gittiği için de değil de üstüne vurdu herhalde. Ben çok küçük yaşlarımda, bazı siz ona beste deyin, ne derseniz deyin, türküler üretirdim ama ben şu türkü ürettim demezdim babalarımıza, Ötüyanlarına, Beryanlarına. Böyle çalardım düğünlerde bazı. İşte öyle böyle. Ben bu taraflara geldikten sonra memleketten çıkıp plaklar falan okuduğum babam tabii arif kişiydi. Geldi bir gün, dedi ki oğlum sen bir şeyler üretiyorsun dedi. Ondan sonra tabii kalbimiz kalbimizin aynısıydı. Evet dedim baba. Sonra bir şey dedim ekleyeyim mi? Tabii bir hayli türküler üretiyoruz. Adım soyadım içinde yok. Yavrum bize garipler derlerdi dedi. Gönül de garip dedi. Orada kaldı. Yüreğimde vardır bilinmez yârif. Sen de yüreğimde. Yaralı mısın? Sen de yüreğinden yaralı mısın? Yaralı mısın?